Trakya'nız zaten şapastalığından aşırı ağır bölge olduğu için Kırklareli'mizde dahil Trakya'daki bütün illerde bu hastalıkla ilgili bir problem yok. Şu anda görülen bir vaka yok. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et tüketimini yapabilirler. Bizim Kırklareli'mizde şu anda biz aşılama çalışmaları için devletimizin gönderdiği aşıları bekliyoruz. Aşılar geldiği an zaten bütün bölgeyi kontrol altına tuttuğumuz için aşılı olarak aşı işlemlerine hızlı bir şekilde başlayacağız. Dolayısıyla bizim kendi ilimizde şu anda böyle bir vaka yok. Böyle bir vaka da görülmedi. Zaten Kırklareli, Tekirdağ, Edirne yani Trakya bölgesinin tamamı ağrı bölge, hastalıktan ağrı bölge olduğu için bizim bölgemizdeki hayvanlarımızın hem hayvan refahı hem hayvan sağlığı konusunda bir problemi yok. Bakanlığımız da bu konuyu çok hızlı bir şekilde aksiyon alarak ele aldı. Bütün illerimizde aşılamalar başladı. Zaten yurt dışı miraklı olan bu hastalıkların dönem dönem ortaya çıktığını tarihteki bütün olaylardan herkes biliyor. Bizim de şu anda veteriner sağlık ve veteriner sağlık hizmetlerimizle ilgili olan bütün iş ve işlemler bakanlığımız tarafından hızlı bir şekilde uygulandığı için hem veteriner hekim sayımız hem de bölgedeki aşılarımız, illerdeki aşılama yapacak olan personelimiz hazır durumda. Bazı illerimizde aşılamalar başladı. Bizim ilimizde de kısa zamanda tekrar aşılama yapacağız. Zaten biz şap hastalığından sürekli kontrol altında ve aşılamalar yaptığımız için bizim bölgemizle ilgili problem görülmüyor. Vatandaşlarımız rahat olsun. Evet, bu hayvanların eti kesildiğinde kesinlikle pişirilip veya kavurma yapılıp yenildiğinde insanlara hiçbir zararı, hiçbir hastalık bulaşma riski yok. Zaten bizim şu anda ülkemizde bir iki yerde bu görüldü. O da sınır illerimizde görüldü. Sınır illerimizde hemen karantina tedbirleri uygulandı. Zaten Trakya bölgesi dışarıdan hayvan hareketine kapalı olduğu için bizim bölgemizde zaten böyle bir miran görülmesi mümkün değil. Ancak böyle bir şey de olursa bizim veteriner hekim arkadaşlarımız, bizim teşkilatımız, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütün teşkilatları teyakkuz halinde hemen mirağı gördüğümüz yerde bertaraf ediyoruz. Ve bu olayı da böylelikle çözmüş oluyoruz. Bizim etle ilgili, et ürünleriyle ilgili zaten bütün kesimler kontrollü olduğu için, mezbahanelerde kesildiği için her hayvanın sağlık kontrolü yapılır. Kesildikten sonra ciğerleri ve diğer uluslarına bakılır. Hastalıklıysa ihtilaf edilir. Eğer hastalıklı değil ise insan tüketimine sunulur. Dolayısıyla kaçak olan veya kaçak şekilde bir hayvanın Trakya'daki aşılı ağrı bölgeye girmesi mümkün değil. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla et tüketimlerini yapabilirler. Kırklareli'de şu anda bizim küçük baş olarak 465 bine yakın bir hayvanımız var. Tabi artı 10, eksi 10 olabilir bu. Doğumlar var, kesimler var. Büyükbaşta da 155 bin civarı bir hayvanımız var. Türkiye'deki en büyük ağrı işletmeler bizde. 124 tane ağrı işletmemiz var. AB onaylı işletmelerimiz var. Türkiye'den sadece Avrupa Birliği'ne ve Avrupa ülkelerine süt ve süt ürünleri ihracatı bizim ilimizde, bizim bölgemizde, Trakya'da yapılıyor. Dolayısıyla bizim bölgemiz bu konuda en hassas bölgelerden bir tanesi.